Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dronlarla nasıl canlı yayın yapabiliriz? Yani bir dronumuz var ve biz bununla canlı yayın yapmak istiyoruz. İşte yapacağımız platformlar YouTube, Twitch böyle çeşitli platformlar olabilir. Ben genelde YouTube için yaptığımdan YouTube üzerinden anlatacağım size. İlk önce dronumuzu açalım, hazır konuma getirelim. Daha sonrasında bir mobil uygulama göstereceğim. Hemen dronumu şöyle kuruyorum. Dronumu kurmamın sebebi direkt canlı yayın gerçekten yapacak olmam arkadaşlar. Şu an drone'umu bu şekilde açtım. Daha sonrasında hemen kumandamı kendime göre ayarlıyorum. Joysticklerimi takıyorum. Takamadım. Bendeki arkadaşlar DJI Mini 2 drone. Şöyle göstereyim. Bu DJI Mini 2 drone. Bu da kumandası. Hemen kurulumunu gerçekleştirdim. Yani açılımını gerçekleştirdim daha doğrusu. DJI Mini 2 olsun, Mini olsun, işte Air olsun, Air 2, Pro vesaire. Ya da en kötü ihtimalle elinizde bulunan en kötü drone dahi olabilir. Bunlarla nasıl canlı yayın yapılır bunu göstereceğim. Hepsi için aynı arkadaşlar canlı yayın yapma taktiği. Şu an ben drone'umu kurdum. Bundan sonrasında ekran kaydı olarak devam edeceğim. Çünkü anlatacaklarım orada. Canlı yayında her şeyi tek tek anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar drone'umuzun uygulamasına gidiyoruz. Bendeki DJI Fly uygulaması. Hemen şöyle göstereyim. DJI Fly uygulaması şu an bağlı olduğu için direkt Go Fly dediğimde ana ekran geliyor buraya girmeniz gerekiyor ilk öncelikle buranın ekran görüntüsünü biz de yayın olarak paylaşacağız nasıl yapacağız hemen buradan çıkıyoruz şimdi indirmemiz gereken bir uygulama var omlet arcade dediği hemen Play Store'a giriyoruz arkadaşlar en üstte omlet yazıyoruz zaten omlet yazınca direkt kendi geliyor arkadaşlar omlet burada işte yapabileceğiniz platformların hepsini göstermiş bunu indiriyoruz Ben de indi olduğu için direkt aç diyorum Arkadaşlar şu an açar şu an açtı direkt benim hesabım var Öncelikle arkadaşlar buradan bir hesap oluşturmanız gerekiyor benimki gezgin durun siz direkt indirdiğinizde zaten bir hesap oluşturmak için size seçenek sunacak oradan bir hesap oluşturursunuz daha sonrasında arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra buradan artı tuşuna basıyoruz ve ortada canlı yayına başla tuşu var. Buna bastığımızda işte davet göndermek ister misiniz? Kime işte Facebook'tan işte canlı yayınızı davet olarak paylaşıyor arkadaşlar. Yani bunu daha sonrasında da yapabilirsiniz. Bu yüzden burayı devam ediyorum. Siz nerede yapmak istiyorsunuz? Yani şu an istediğiniz siz bir oyunda yapmak istediniz. oyunda da gösterebilirsiniz. İşte TikTok ama bizimki drone olduğu için Spark Hack yazıyor arkadaşlar. DJ Normalde DJ Fly aradım ben bulamadım ama DJ Hack <laughs> Spark tıkladığımızda direkt DJI Fly uygulamasını açtı. Bu sizde direkt olmayabilir. En alttan daha fazla uygulamaya tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar sizin drone'unuzun uygulamasını bulmanız gerekiyor. Burada yavaş yavaş ararken işte ben DJI Fly arıyordum. Ve buradan Spark buldum. Bak. Ya tıklayayım dedim ve gerçekten kabul etti arkadaşlar. Seçtiğim için şu an burada yok. O yüzden siz buradan seçip buraya göndermeniz gerekiyor. Tekrar canlı yayını başla tezimde devam et. Ve Spark 2 seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt Fly uygulamasına gönderdi bizi. Arkadaşlar buradan sizde direkt en üstteki gezgin drone açık olacaktır bu böyle. Bu direkt omlet üzerinden canlı yayın yapmak demek. Biz bunu istemiyoruz. Bunu kapat yani kapatsanız da kapatmasanız da böyle duracak. Çünkü diğerlerini açmanız gerekiyor. Ben YouTube'da yapacağım için YouTube'u açtım. Siz buradan direkt bunu olmayacak arkadaşlar. Çıkış yap YouTube desene tam çıkış yapayım tekrar oturum açayım. YouTube'da oturum aç diyorum. Beni direkt Google sayfasına gönderiyor. Ve buradan ben kendi mailimi seçerek giriş yapıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında uygulamaya izin ver. Şu an iznimizi aldı. gördüğünüz gibi direkt YouTube şeyi direkt YouTube'da canlı yayınımız tike döndü. İleri diyoruz arkadaşlar. Buradan yayını anlat. Yani şu an kendi otomatikman yazıyor omlet Arcade uygulama işte DJ Fly yayınına beni izle. Hemen şöyle yazıyorum ben. Canlı yayın deneme. Hatta drone canlı yayını yazalım. Evet drone canlı yayın. Tıkladım. Daha sonrasında açıklama var arkadaşlar. Hani bunları yazmanız mantıklı olur. Neden? Çünkü hani İnsanlar belki buradan sizin kanalınıza abone olacak ya da diğer videolarınıza gidecek. Bu yüzden mantıklıdır. İşte kanalıma abone ol yazabilirsiniz burada da. Evet başlıklı açıklamayı bu şekilde düzelttim. Daha sonrasında diyor ki yayın ayarları. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu yayın ayarları neden önemli? Benim drone'umun benim dronum tam 4K çekim yapabiliyor ama ekrana yani ön izleme ekranına telefonumun ekranına 720p olarak video gönderiyor. Bu yüzden yayın ayarlarından 720p'yi seçeceksiniz arkadaşlar. 1080'i seçerseniz ya diyor ki işte internetiniz daha fazla yiyecek vesaire ama burada omletin fragmanı ile yayınlayacak. Yani siz sizin videonuzda bir omlet resmi olacak Arkadaşlar yani arkasında bir omlet yazacak bunu istemeyiz 720p zaten kalitesi 720 olarak izleyenler için yeterli artar bunu seçtik yayın kalitesi vesaire rahatsız etme modunu açmanızı tavsiye ederim Çünkü biri ararsa mesaj gelirse ekranınızı kaydettiği için direkt onu da gösterecek ama rahatsız etme modunda olursa sizi arayan işte mesajlarınızı göstermediği için çok mantıklı bir seçenek İsterseniz isterseniz görüntü İsterseniz canlı yayınınızda galeriyi de kaydedebilirsiniz. Hani bence gerek yok. Zaten YouTube kendi kaydediyor arkadaşlar. Daha sonrasında gelişmiş ayarlar. Buradan işte siz yayındayken moderatör ekleyip çıkarabilirsiniz. Ve hatta da buradan davet bağlantısını otomatik paylaş. Buna basarsanız arkadaşlar direkt Omlet'in sayfasında yani Omlet'te sizin canlı yayınınızı paylaşıyor. Geri geldim. Burada arkadaşlar internet kaliteniz biraz kötüyse yayın gecikmesini biraz yapabilirsiniz. Yani yayın gecikmesini 30 saniye yaparsanız sizin internetiniz yani zayıflasa, kopmalar yaşansa dahi o 30 saniyede hiçbir şey anlamadan geçecektir arkadaşlar. Ben hiçbir yapıyorum. Daha sonrasında diyor ki sağda filigran ekle işte ayarlar var, üstüne yaz. Bu ayarı yapmak önemli arkadaşlar. Şu an Arket Gezgin Drone yazıyor mesela. İşte altta da kanala abone olmayı unutmayın yazdım. Ayarlara basarak bunu değiştirebiliriz. Mesela mesaj üzerine yaz. Bunu ben kendim değiştirdim. Kanala abone olmayı unutmayınız diye Daha sonrasında direkt buraya kendi profil resmimi koydu. Tabii bunu da değiştirebiliyorsunuz. Buradan ayarlarını hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yukarıyı da değiştirebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var. Bu satışta dediklerine coin biriktirebiliyorsunuz. Zaten girdikçe görev verdikçe size coin veriyor. Mesela bu ücretsiz ama video izlemenizi istiyor. Böyle şeyler var arkadaşlar. Şu an geriye tıkladım. Aslında buranın ayarları bir nevi bu kadar arkadaşlar. Yayınımıza başla diyoruz. Şu an kendi açısından iletişim kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet şu an 3'ten geriye doğru saydı ve canlı yayınımızı başlattı. Şu an arkadaş davet et diyerek arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. İşte Facebook'ta, Whatsapp'ta herhangi bir yerde durum olarak vesaire paylaşabilirsiniz. GoFly dedim şu an. Yani gördüğünüz gibi şu an YouTube'da canlı yayındayız. Hatta bunu da YouTube'dan daha sonrasında korum. Şu an kimse gelmedi daha. Gördüğünüz gibi hatta uçursam da uçurmasam da bu canlı yayın şu an ekranımı çekecek arkadaşlar. Şu an arabada çekim yaptığım için şöyle etrafı göstermeye çalışayım. Şu an drone'a nasıl canlı yayın yapılır videosu çekiyorum. Pazardayım. Arabanın içerisinde. Şu an canlı yayınımı kapatıyorum. Nasıl olması gerektiğini gösterdim. Evet buradan da arkadaşlar yine bu filigrana basarak yayını durdurulsuna tıkladığımızda yayınımız duruyor arkadaşlar. Ama şu görmüş olduğunuz simge sizden kaybolmuyor. Bu canlı yayınınızda da gözüküyor. Hani gözükmesinde bir sakınca yok. Benim canlı yayın videomu izleyebilirsiniz. Yani orada gözükse de gözükmese de tatlı duruyor arkadaşlar. Hem size kaç kişinin girdiğini gösteriyor. Mesaj atarsa şu an pusula kalibrasyonu gerektiğin hemen sağında bir mesaj yeri gözüküyor. Buradan da mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Evet, canlı yayın hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılırsa bir şey sorabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Bol canlı yayınlar diyebilirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.